Allah Allah. Yavuz. Savcım. Hayırdır bu saatte? Habersiz geldim, kusura bakma. Tamam da neden bu saatte? Hep böyle mi devam edeceğiz? İçeri geç. Bu büyük değişimi neye borçluyuz? Vicdanıma. Geç otur. Nasıl yani vicdanına? Sana biraz kaba davrandım sanırım. Evet, öyle davrandım. Da sonra ne oldu yani? Yıldırım mı düştü kafana? Ya da bir gece böyle kabuslar içerisinde uyanıp ben Derya'ya çok kaba davrandım falan mı dedin? Ne oldu? Yok, 3 gün üst üste rüyamda gördüm seni. Boğazlıyordun beni böyle. İyi yapmışım. O kadar mı ya? Yok, hayır, abartıyorum ama seni boğmak istediğim anlar çok oldu. Evin güzelmiş. Kaç katlı? 2. Yalnız bir kadın için çok büyük değil mi ya? Yalnız olduğumu nereden çıkardın? Pardon ya, ben hayatında biri olduğunu bilmiyordum. Ya rahatsızlık vermek istemem, gidebilirim. Yok yani, hayatımda biri var demedim. Ama belki annem var, abim var, kuzenim var. Ha. Yani ne bileyim, bir yanlış anlaşılmaya sebep olmak istemem. Yani gecenin bir vakti elinde çiçekle kapıma geliyorsan, evet, yanlış anlaşılabilir bir durum. Arkadaş arkadaşa çiçek alamaz mı yani? Ne zaman arkadaş olduk pardon? Değil miyiz? Sen çok gönüllü değildin. Yalnız insanlar evine gelen misafire çay kahve ikram ederler. Ben bu saatte kahve içmiyorum, uykum kaçırıyor. Ben içerim, uyumuyorum zaten. Mutfak orada. Peki. Tamam. Kahve. Evet. Nasıl istersin? Sütlü, sütsüz? Süt istemem. Güzel tablo. Kimin yaptığını biliyor musun? Klimt. Tablonun adı The Kiss. Kahven. Abi özür dilerim. Şekerin var mı? Tabii. Thank you.
Ben gerçekten özür dilerim. Sana kaba davrandım. Abartma sen de. Sonuçta benim hayatımı kurtardın. Doğru, biraz abarttım şu an. İyi misin? İki gündür bir baş ağrısı tutuyor, anlamadım. İlaç getireyim mi? Çok iyi olur. Kusura bakma, zor buldum. Sen gerçekten iyi değilsin. Ateşin var. Buraya geldiğinde var mıydı? Yoktu. Bu kadar hızlı yükselmesi normal değil. Ateşini ölçelim. ...39,5. Yavuz, hemen bir doktora gitmen lazım. Yok taneler. Gerçekten iyi görünmüyorsun ya. Betim benzin attı. Aynısını toparlarım şimdi. Ben kalkayım, iyi olacak. Yavuz, Yavuz. İyi miyim? Yavuz, ayakta duramıyorsun. Ateşini düşürmemiz lazım. Hadi hastaneye acile gidelim, gel. Hastane olmaz. Ne demek olmaz? Çocuk musun sen? Ben şimdi toparlarım. Biraz dinleneyim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yavuz. Yavuz, duyuyor musun beni?
Merhaba, ben Savcı Derya Dumansız. Acil bir ambulans istiyorum. Özkan Sokak numara 4. Yüksek ateş ve titremesi var. Acele edin lütfen. Lütfen, teşekkür ederim. Bilmesin. Tamam, söylemem, merak etme. Söz ver. Söz. Hiçbir şey yoktu, bir anda oldu. Normal değil. Kan örneğini alıp tahlile göndereceğiz. Belki bir virüs olabilir. Endişelenmeli miyim? Henüz çok erken. Sabah olsun, anlarız. Şimdilik bir ateş düşücü verdik. Önce bir kontrol altına alalım, sonrasına bakarız. Yavuz, nasıl oldun? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Üşüttüm herhalde ya. Yavuz, yalan söylemesen. Hı? Boynundaki iğne izini gördüm. Ne o? Doktor Bey. Odama geçin isterseniz. Ben de geliyorum hemen. Tamam, sağ olun. Neyi bu Yavuz? Bilmiyorum, farkında değilim. Dragan. O mu yaptı? Allah kahretsin. Kusura bakmayın, geciktim. Durumu nasıl doktor bey? Kötü bir şey yok değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun Yavuz?
Gayet sağlıklı. Açıkçası durum pek iç açıcı değil. İyi haberler veremeyeceğim maalesef. Vücudunda bir çeşit virüse rastladık. Araştırıyoruz fakat pek iyi huylu olduğu söylenemez. Nasıl bir virüs? Etki alanı çok kuvvetli bir virüs. Yakın zamanda vücuda girmiş olmasına rağmen sinir sistemini istila etmeye başlamış bile. Şunu söyleyebilirim ki şu anda bu kadar güçlü durman bile mucize. Çünkü bağışıklık sistemin sinir sistemine resmen savaş açmış. Bir tedavisi yok mu? Virüs çok etkili ve neredeyse tüm vücuda yayılmaya başlamış. Çok bilinen bir virüs de benzer özellikleri taşıyor. Fakat maalesef henüz bir tedavi geliştirilemedi. İlaç ya da aşısı da yok. Yani? Yani eğer vücudunda bu hızla yayılmaya devam ederse seni en fazla 6 ay daha yaşatabiliriz Yavuz. Özür diliyorum. Doktor Bey, acil bir durum var da bir dakika bakabilir misiniz? Hemen geliyorum. Pardon. Yavuz nasılsın? Hediyeni aldın mı? Aldım aldım. Zahmet etmişsin. Şimdi sen merak edersin başıma neler gelecek diye. Hiç öyle kapı kapı doktor doktor gezme, ben sana bedavadan anlatayım. Çok kötü günler seni bekliyor Yavuz. Ataklar, krizler geçireceksin. Halüsinasyonlar göreceksin. Ve sonra acı çeke çeke öleceksin. Ne verdin bana? Bana teşekkür edeceksin. Sana yeni bir hikaye verdim Yavuz. Kimdi? Hiç kimse. İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Ben yanındayım hep. Atlatacağız bunu. İlla bir çözüm vardır. Olmalı. Doktoru duydun mu? Yokmuş. Bence bu iyi bir hikaye.